Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Evet, tek uzayan sayesinde buluştuk bu akşam. İnkılap tarihine şöyle bir giriş yapacağız. Birazcık böyle bahsedeceğim, gerisini tek uzamdan devam edeceksiniz. Arkadaşlar, 12 tane sorumuz var. Bu arada ben Selin Ortaç. 1000 yıldır tarih öğretmeniyim. Artık sayamıyorum. Keyfimiz yerinde çok şükür. Evet, çok teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim. Şimdi şöyle... saniye, telefonun sesini kıstım. Evet. Çok da zaman kaybetmeden, zaten fazla vaktimiz yok. Evet, yazarken çıktım, çıkma çıkma. Şöyle ekranımı genişleteyim. Arkadaşlar, ekranım geldi mi size de? Görüntüde falan bir sıkıntı yok değil mi? Yeni kameraya geçtim çünkü, o yüzden soruyorum. Her şey görünüyor, ses falan harika. Hocam, ben GK grubumuz var. ÖABT'leri hem tarih hem sosyal hem sınıf, bütün ÖABT'lerde varım. Öyle. Yani her yerde varım hocam. Evet, tek uzamda her yerde ben varım. EKPS'de yokum maalesef. O grupla ilgili bir şeyim yok, bilgim yok şu an için. Yani bilgim yok derken, o gruba ben başlamadım ya da başlayacaksa da bilmiyorum. EKPS ile ilgili de herhangi bir sorunuz olursa, bu arada arkadaşlar, Instagram'da Selin Hoca Tarih'ten bana DM'den falan da ulaşabilirsiniz. EKPS ile ilgili böyle bir şeyler geliyor. Doğal olarak bilmiyorsunuz bazen böyle şeyleri. Ne onun da prosedürlerle ilgili. Hemen hemen KPSS ile ilgili her konuda çok şükür bilgim var. Çünkü takip ediyorum arkadaşlar. Şimdi nasıl ses yok? Vardır, vardır. Bende ses yoksa kimse de olmaz. Evet, sesi... arkadaşlar, sizler sesle katılmıyorsunuz, görüntü bana vermiyorsunuz. Onun haricinde benim sesimle ilgili bir problem olsa hepinizde olur. Muhtemelen sesim geliyordur, görüntü vardır. Olabildiğince maksimum teknoloji kullanmaya çalışan bir öğretmenim. Seviyorum bu sporu çünkü doğal olarak size iyi hizmet vermeyi seviyorum. Evet, şimdi arkadaşlar, İnkılap tarihinden toplamda 12 tane sorumuz var. Bu 12 tane soru, İnkılap tarihi dediğimiz konular 20. yüzyıldan başlar. 20. yüzyılın başlangıç konusu Trablusgarp, Balkan Savaşları, ardından Birinci Dünya Savaşı'dır. Daha sonrasında milli mücadele dönemi başlar ki Mondros'tan sonraki işgallerle birlikte milli mücadele dönemi itibariyle de işte milli mücadelenin hazırlık safhası, genelgeler, kongreler, ardından işte Kurtuluş Savaşı, yani milli mücadele muharebeler dönemi, aksiyon safhası da deriz biz buna. Ardından diplomatik dönem, sonrasında zaten iç politika, dış politika, Atatürk ilke ve inkılapları şeklinde devam eder arkadaşlar. Evet. Fatmacığım, canımsın. Evet. Şimdi 20. yüzyılla ilgili öncelikle şunu bileceğiz. Geçmiş olmayanın geleceği olmadığına göre biz cart diye 20. yüzyıla giremiyoruz. Bizim için çok önemli olan iki tane olay var arkadaşlar. 20. yüzyılın tarihini etkileyen. Öncelikle şunu söyleyeyim. 20. yüzyılda biz dedik ki Trablusgarp ve Balkan Savaşları'yla başlar. Şunu bir bileceğiz, padişah bilelim. Şimdi 20. yüzyılda Trablusgarp, onunla başlıyormuş ya, Trablusgarp, Balkan ve Birinci Dünya Savaşı. Bu üç tane savaşın olduğu padişah 5. Mehmet Reşat arkadaşlar. 5. Mehmet Reşat. Şimdi şeyle yazıyorum ya, ne onun adı, tabletle, o yüzden böyle çok güzel yazamıyorum. Zaten normalde güzel yazamıyorum, aramızda kalsın. Şimdi Trablusgarp, Balkan ve Birinci Dünya Savaşı'nın padişahı 5. Mehmet Reşat. Neydi ya, kim kaç milyon ister, öyle bir yarışma var ya, orada sordu. En çok dedi Murat mı var padişahlardan, Mehmet mi var dedi. Mehmet var, kaç tane? 6 tane. O zaman biz şunu bileceğiz. Birinci Dünya Savaşı sona eriyor arkadaşlar. Sonunda bir Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanacak. Birinci Dünya Savaşı'nın bir tane anlaşmamız. Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan 2 ay önce 5. Mehmet Reşat İspanyol gribine tutuluyor. Bizim şu andaki Covid gibi o dönemde. İspanyol gribinden ölüyor bu adamcağız. Yerine Mondros Ateşkes Anlaşması'nı imzalayan 31 Ekim 1918'de 6. Mehmet, yani hepinizin tanıdığı
Vahdettin oluyor. Şimdi burada padişah bilmek önemli. Yani Dünya Savaşı'nda 5. Mehmet Reşat var. 6. Mehmet ise, yani Vahdettin, hepinizin tanıdığı Vahdettin ise Mondros Ateşkes Anlaşması'nı imzalayan adam. Yani artık her şey bitmiş. Ondan sonra Vahdettin imzaya gelmiş. Öyle düşünebilirsiniz. Savaş 5. Mehmet Reşat döneminde oluyor. Şimdi biz bu akşam kısıtlı zamanımızda Trablusgarp'tan bahsedeceğiz ama öncesinde ben size şundan bahsetmek istiyorum slayta geçmeden önce. Dünya tarihini etkileyen iki tane olay yaşanıyor. Bunlardan bir tanesi 1750 yılındaki Sanayi İnkılabı. İlk kez nerede ortaya çıkmış? Ben yazarken siz de yazabilirsiniz bana. Bir diğeri ise şöyle alayım. 1789'daki Fransız İhtilali'dir. Fransız İhtilali zaten yeni çağı sona erdirmiş ve yakın çağı başlatmış. Evet, süpersiniz. Sanayi İnkılabı ilk kez İngiltere'de ortaya çıkmış. Fransız İhtilali ise adı üzerinde Fransa'da ortaya çıkmış arkadaşlar. Fransız İhtilali ile yeni çağ kapanmış, yakın çağ başlamış. Hala da yakın çağın içerisindeyiz. Bence artık internetin falan bulunmasıyla bence bir el atmalı tarihçiler buna. Yakın çağ sona erdi diye. Değişik bir yeni bir çağa geçmiş olmalıyız aslında. Şimdi Sanayi İnkılabı'nın bazı sonuçları var. Sanayi İnkılabı nedir? Buharın makineleşme gücünde kullanılması demektir. Yani seri üretim, endüstri, işçi sınıfının ortaya çıkması, sendikal hakların ortaya çıkması gibi sonuçları var. Ancak dünya devletleri açısından baktığımızda Sanayi İnkılabı ham madde kalemim de pembede kalmış, neyse, pazar arayışı, devletler arası bloklaşma ve sömürgeciliği ortaya çıkarmış. Şimdi öncelikle şunu bilmenizi istiyorum. Arkadaşlar, sömürgecilik denilen şey öncelikle coğrafi keşiflerle birlikte ortaya çıkmıştır. Şimdi soru da bana der. Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı'nın sonuçları arasında yer almaz? Sömürgecilik ortaya çıkmıştır derse yanlıştır. Burada zaten coğrafi keşiflerle ortaya çıkan sömürgecilik Sanayi İnkılabı'yla yarış haline gelmiş ve sömürge yarışı hız kazanmıştır diyoruz biz. Sanayi İnkılabı ile arkadaşlar. Şimdi ham madde, pazar arayışı, devletler arası bloklaşma ve sömürgecilik. Öncelikle şunu söyleyeyim. Şimdi örnek veriyorum. Ben bir kalem üreticisiyim. Osmanlı Devleti'nde sanayi denilen şey küçük atölyelerde, el tezgahlarında böyle handmade, yani el yapımı olarak üretiliyor. El yapımı olan her şey, kadınlar çok iyi bilir, pahalıdır. Adam mum yapsa buna abla bu el yapımı ama falan der. İşte hat katır falan, böyle kişiye özel tasarım gibi. Şimdi bize böyle kakalıyorlar. Bunlar arkadaşlar böyle olunca, el yapımı olunca daha pahalıya mal oluyor. Ancak Sanayi İnkılabı'yla seri üretime geçiliyor ve adamlar kalemi seri bir şekilde, işte Osmanlı'da el tezgahlarında bir tane kalem 10 günde üretilirken Sanayi İnkılabı ile birlikte günde 100 tane kalem üretiliyor. Şimdi bir şey çok ürettiğiniz zaman öncelikle neye ihtiyacınız olur? Ham maddeye ihtiyacınız olur. Yani bunu üretebilecek kadar çok neye ihtiyacım var? Plastiğe ihtiyacım var arkadaşlar. Ham madde ihtiyacı öncelikle ortaya çıkar. Ardından bir şeyi çok ürettiğiniz zaman iki ihtimaliniz var. Bunun ya kaçakçılığını yaparsınız ya da ticaretini yaparsınız. Ne yapacak bunu gavurlar? Ürettiğine göre, özellikle İngiltere, Fransa, Sanayi İnkılabı'nı ilk önce gerçekleştiren devletler. Sanayi İnkılabı'nı gerçekleştiren bu devletler ne yapacak seri üretime geçince? Bunları satacak olan bir ders sürecek Elif Hocam. Bunları satacak olan bir pazara ihtiyacı ortaya çıkacak. Pazar olacak. Bu pazarlara biz dedik ki siyasi birliğini tamamlayan, yani merkezi otoritesini kuran devletler kimler? Önce Fransa, ardından İngiltere, daha sonra İtalya, en son olmak üzere de Almanya siyasi birliklerini sağladıktan sonra bu kez adamlarda para var. Bakın, Osmanlı Devleti Sanayi İnkılabı'nı gerçekleştirememiştir. Temel sebebi nedir? Çünkü Osmanlı'nın parası yoktur. Şey gibi bu, bugün paranız olsa sizler de fabrika açarsınız değil mi? Ama paramız yok.
Osmanlı Devleti'nde de böyle. Parası yok arkadaşlar. Gerizekalı değiliz biz. Biz de biliyoruz. Gidelim fabrikalar açalım falan. Abdülaziz gitmiş Fransa'ya gitmiş. Sanayi fuarını gezmiş. Ardından İngiltere'de Victoria çağırmış. Hemen kıskanmış 3. Napolyon'u. Demiş ki buraya da gel. Abdülaziz bu kez oraya da gitmiş. Bakmış sanayileşme falan var. Osmanlı Devleti'ne geldiğinde o da uygulamaya çalışmış. Sanayi parkı falan açmış. Ama paramız yok. O yüzden Osmanlı Devleti daha çok ham maddenin sağlanacağı sömürgeye en uygun olan devlet olarak görülmüş Avrupalı devletler tarafından. Bu da özellikle İngiltere ve Fransa gibi devletleri bloklaşmaya yönlendirmiş. Kendi aralarında kankicilik yapmışlar. Demişler ki kanka sen Mısır'ı al, ben de Fas Tunus Cezayir'e geçeyim. Böyle aralarında bölüşmüşler. Trablusgarp'ın başlangıcı buraya doğru gidiyor aslında. Bir de ne var? Doğal olarak bu bölgelere yerleşip buralarda sömürgecilik yapmayı amaçlıyorlar arkadaşlar. Özellikle İngiltere ve Fransa'nın Orta Doğu'da sömürgeler kurmak istemesi önce Trablusgarp Savaşı'na, ardından ise Birinci Dünya Savaşı'na, savaşının çıkmasına ortam hazırlamıştır diyoruz. O zaman bana şunu söyle. Sanayi İnkılabı'nın Osmanlı Devleti'ne, Osmanlı Devleti'ne herhangi bir olumlu sonucu var mıdır? Sanayi İnkılabı'nın Osmanlı Devleti'ne olumlu bir etkisi var mıdır arkadaşlar? Artı ya da eksi koyabilirsiniz. Yoktur değil mi? Yani Osmanlı Devleti sanayi inkılabını gerçekleştirmemiş. Avrupa'ya ham madde satıyor. Şimdi sizin elinizde ham maddenizin mi olması önemli yoksa pazarınızın olması mı önemli? Yani bir şeyin pazarı var. Bunu satmak mı kolay yoksa elinizde ham madde var bunu mu satmak kolay? Hayır, pazar önemlidir. Arkadaşlar pazarınız varsa o pazarda her şeyi satabilirsiniz. Ama ham maddeniz varsa, atıyorum peçeteniz var, kağıdınız var. Ama kağıda ihtiyaç yoksa bunu satma ihtimaliniz yoktur. Ama bir pazarınız varsa kağıt da satarsınız, kalem de satarsınız, mouse da satarsınız, her şeyi satabilirsiniz. O yüzden ihtiyaç olan asıl şey nedir? Pazardır. Avrupalı devletler pazar ve aynı zamanda da ham madde ihtiyacını karşılayabilecek yer olarak nereyi görmüşler? Osmanlı İmparatorluğu'nu görmüşler. Ayrıca başka bir konuya geçelim. 1789 Fransız İhtilali. Şimdi Fransız İhtilali'nde arkadaşlar 1789'da ortaya çıkmış. Sonuçlarına baktığımızda milliyetçilik, eşitlik, kardeşlik, demokrasi gibi sonuçları var. Hukuk devleti falan gibi mesela. Hukuk devleti. Şimdi Fransız İhtilali'nin bu sonuçlarına baktığımızda Fransa'da Cumhuriyet rejimi başlıyor. Osmanlı İmparatorluğu'nda hala saltanat var. Bakın aynı yüzyılın sonlarında ortaya çıkan konular ikisi de ama bütün dünya tarihini bizim başımıza gelen bütün savaşları etkilemiş. Fransız İhtilali'nin sonucunda milliyetçilik, eşitlik, kardeşlik, demokrasi, hukuk devleti gibi özellikler var. Şimdi Osmanlı Devleti'nin milliyetçilik fikirleri olumsuz etkilemiştir. Neden? Çünkü çok uluslu bir imparatorluktur. Çok ulusludur. Milliyetçilik fikriyle birazdan anlatacağım. Osmanlı Devleti'nde yaşayan azınlıklar teker teker isyan etmeye başlamışlar. Eşitlik, kardeşlik, demokrasi, hukuk devleti gibi özellikler ise Osmanlı Devleti'ni olumlu etkilemiştir. Bakın burada şurada yanılıyorsunuz. Mesela diyorsunuz ki 1876'da Kanuni Esasi yayınlandı. Değil mi? Kanuni Esasi. Kanuni Esasi ile birlikte Osmanlı Devleti'nin rejim değişti. Meşrutiyet rejimi geldi. Şimdi bu Osmanlı Devleti için olumlu mu yoksa olumsuz mu arkadaşlar? Artı ya da eksi koy bana. 1876'da Kanuni Esasi'nin ilan edilmesi Osmanlı Devleti'nde olumlu bir sonuç mudur, olumsuz mudur? Ahmetciğim, sen padişah mısın? He? Sana ne? Sen reayasın. Sen sürünmeye mahkumsun. Sen halksın. Unutmayın bakın padişah değilsiniz arkadaşlar. Siz koltuğunuzu kaybetmiyorsunuz. Halk demokrasiye katılıyor. Halk seçimlere giriyor. Halk Mebusan Meclisi'nde temsil ediliyor. Bu yüzden Osmanlı Devleti için
Fransız İhtilali'nin sonuçlarından eşitlik, kardeşlik, demokrasi gibi fikirler olumlu sonuç vermiştir. Osmanlı Devleti hukuk devleti olma yolunda ilerlemiştir arkadaşlar. Bu yüzden biz diyeceğiz ki Fransız İhtilali'nin bazı sonuçları Osmanlı Devleti'ni olumlu etkilemiştir. Ancak milliyetçilik ile ilgili olan kısmı olumsuz etkilemiştir. Sebebi nedir? Çok uluslu bir imparatorluk olmasıdır. Bu yüzden ilk kez milliyetçilik fikirlerinden etkilenip Osmanlı Devleti'ne isyanlar başlamış. İlk isyan eden kim olmuş? 1804 yılında Sırplar olmuş. Zaten bu adamlar kadar ben ikinci bir Sırp sındığı falan vardı, hatırlıyor musunuz? Yani bir millet görmedim. Sırplar isyan etmişler ama avuçlar ne için yaratılmıştı? Yalanmak için. Avuçları yalamışlar arkadaşlar. Sırp isyanını Avrupalı devletler desteklememiş. Sadece Rusya desteklemiş. Bu yüzden de Sırplar ilk isyanlarında başarılı olamamışlar. Fakat daha sonra isyan eden Yunanlılar 1829 şöyle Yunanlılar 1829 Edirne Anlaşması'yla bağımsızlıklarını kazanmışlardır. Ezbere bileceksiniz. ÖSYM çok sever, bakın bu konuyu çok sever ve mutlaka her yıl soru sorar. Yunanlılar 1829 Edirne Anlaşması'yla bağımsızlıklarını kazanmışlar. Ardından Sakar diye kodlayacağım. Bu arada Yunan isyanı Mora isyanıyla başlar. Yunanlıların bağımsızlıklarını kazanması 1829 Edirne Anlaşması'nda hangi padişah dönemindedir? Bilen var mı? Sırp isyanı çıktığında tahtta 3. Selim vardır. 3. Selim vardır. Yunan isyanı başarılı olduğunda Edirne Anlaşması'nı imzalayan 1829'da 2. Mahmut'tur arkadaşlar. 2. Mahmut dönemine denk gelir. Evet Özlemciğim, aferin. Sonra ardından Sakar diye kodladığımız Sırbistan, Karadağ, Romanya. 2. Abdülhamit döneminde 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı vardı. Bu savaşın sonunda imzaladığımız 1878 Berlin Anlaşması'yla bağımsızlığını kazanan devletler oldu. İkinci Abdülhamit zamanında hiç toprak kaybetmedik diyenler, şuursuzlar var. Tarihi bilin ki şöyle bir bakıp gülün yani. Arkadaşlar 3 tane devlet kaybediyoruz. Sırbistan, Karadağ ve Romanya. 1878 Berlin Anlaşması'yla 2. Abdülhamit dönemindedir. Bakın 2. Abdülhamit dönemindedir. Ardından 1908'de 2. Meşrutiyet'in çıktığı zamanki karışıklıklardan faydalanan yine 2. Abdülhamit döneminde Bulgaristan arkadaşlar bağımsızlığını kazanmıştır. Bulgaristan 1908'de 2. Meşrutiyet sırasında ve son olarak 1913'te herhangi bir sınırımız kalmadığı gerekçesiyle Arnavutluk 1. Balkan Savaşı sırasında bağımsızlığını ilan edecek 1913'te. Kim var tahtta? 5. Mehmet Reşat var. Onun döneminde arkadaşlar Osmanlı Devleti'nden ayrılan son azınlık Arnavutluk Devleti olmuştur. Evet, buraya kadar anlattıklarım ön bilgiydi. Anlaşılmayan, tekrar etmemi istediğiniz herhangi bir yer var mı? Tahtamı siliyorum. Evet, geldik öyleyse Trablusgarp Savaşı'na. Şimdi Trablusgarp Savaşı'nda öyleyse biz bu kadar sanayi inkılabı konuştuğumuza göre, şöyle bir dakika ekranımı şöyle alacağım, şu yazılarınızı, kendime harita lazım önce. Arkadaşlar Osmanlı Devleti, bakın şu topraklara sahip olan devlet değil mi? Burada öncelikle şunu bileceğiz. Şimdi 1750 sanayi inkılabından sonra siyasi birliğini tamamlayan İngiltere ve Fransa dedik. Kendi aralarında bazı yerleri paylaşmışlar. Fransa arkadaşlar işte Fasten, Cezayir, Tunus civarını. İngiltere, bakın şöyle yapalım. 1830'da Cezayir, Fas ve Tunus'u alıyor Fransa. İşgal ediyor. 1882 yılında ise İngiltere Mısır'ı işgal ediyor arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin böylece son kara toprağı olan şeydeki Kuzey Afrika'daki son toprak parçası olan Trablusgarp ise Osmanlı Devleti ile herhangi bir kara bağlantısı kalmıyor. Fakat burada haritada bakalım. İtalya çizmesi bakın burada. İtalya Trablusgarp'a deniz yoluyla yakın.
Osmanlı Devleti de deniz yoluyla ulaşabilir ama nesi yok? Donanması yok. Osmanlı Devleti'nin arkadaşlar donanmasının yakılması üzerine Sinop baskınından sonra 1853-56 Kırım Harbi'nde Sinop baskınıyla Osmanlı donanması yanmasıyla Osmanlı Devleti'nin bir donanması yok ve Trablusgarp'a deniz yoluyla asker gönderemiyor. Şimdi İtalya'ya baktığımızda diyor ki İtalya, ben diyor 1871 yılında siyasi birliğimi tamamladım. Yani bir İtalyan Cumhuriyeti Devleti'ni kurmuş arkadaşlar. Öncesinde bu adamlar şehir devletleri şeklinde örgütlenmişler. Şimdi konunun eskisini anlatamamış olduğum için buradan bağlamaya çalışıyorum. Bunlar siyasi birliklerini sağladıklarında İtalya bir devlet olmuş. Ancak zengin, çok zengin bir devlet. Ve bu yüzden sanayi inkılabını da gerçekleştirmişler. Fakat neye ihtiyaçları var? Sömürge kuracak bir bölgeye ihtiyaçları var. Sömürge kuracakları bu bölge içinde kendilerine en yakın olan yer olan Trablusgarp seçmişler. Fakat İngiltere ile Mısır'ın Osmanlı Devleti'ne yardım gönderebilme ihtimaline karşı da İtalya İngiltere ve Mısır'la anlaşıyor. Diyor ki ben diyor buraya alayım. Siz de diyor sesinizi çıkarmayın. İngiltere ile Fransa buna okey diyor. Neden? Çünkü bu dönemde 1870'te bakın siyasi birliğini tamamlayan bir devlet daha var, Almanya. Diyorlar ki eğer ki biz kendi aramızda İtalya'ya izin vermezsek o zaman İtalya gider Almanya ile ittifak kurar. Almanya ile İtalya'nın yakınlaşması İngiltere ve Fransa'nın hoşuna gitmeyeceği için bu yüzden İtalya'nın Trablusgarp'ı işgaline ses çıkarmamışlardır. Ardından Osmanlı Devleti'ne baktığımızda İtalya Trablusgarp'a asker gönderdiği zaman Osmanlı Devleti'nin İngiltere ve Fransa ile görüşmelerde bulunduğunu, buradan ordu göndermek istediğini biliyoruz. Ancak İngiltere ile Fransa diyor ki üçkağıtçılık yapıyorlar. Biz aranızdaki savaşa karışmayız deyip sessiz kalıyorlar. Böylece Osmanlı Devleti karadan asker gönderemiyor arkadaşlar bakın. Karayoluyla asker gönderemiyor Trablusgarp'a. Deniz yoluyla da donanması olmadığı için gönderemiyor. Bu durumda ne oluyor? İş gönüllü subaylara kalıyor. Öncelikle şunu bilelim. İtalya Trablusgarp'ı işgal ederken şunu demiyor. Ben sömürgecilik yapacağım demiyor tabii ki. Diyor ki İtalya'ya Trablusgarp coğrafi olarak çok yakın. Bakın coğrafi olarak çok yakın. Ayrıca diyor İtalya'da Trablusgarp'ta İtalyan tüccarlar ticaret yapıyorlar. Buradan Osmanlı Devleti de İtalya'da para kazanıyor diyor. Ayrıca Osmanlı Devleti çağın çok gerisinde kalmış. Bu yüzden bizim gibi medeni devletler Trablusgarp'a medeniyet götürebilir diyorlar. Şeye benzemiyor mu? Amerika'nın Irak'ı işgal ederken medeniyet götüreceğini iddia ederek Irak'a girmesine benziyor. Aynı şeyi İtalya Trablusgarp'a yapıyor. Ama bakın bunlar göstermelik sebepleri. Ama asıl sebep ne? Trablusgarp'ta taş kömürü yatakları var. Taş kömürü yatakları ısı. Buharın makineleşme gücüydü ya endüstri. O zaman ısıya ihtiyaçları var. Taş kömürü kullanacaklar. Bu sebeple arkadaşlar Trablusgarp'taki taş kömürü yataklarını ele geçirmeyi amaçlayan aslında İtalya. Böylece Trablusgarp'a asker çıkartır. Osmanlı Devleti'nin eli kolu bağlıdır ve bu yüzden de İtalya'ya karadan asker gönderemez. Donanması olmadığı için denizden de asker gönderemez. İşte bu noktada gönüllü subayları ortaya çıkar. Mustafa Kemal, Enver Paşa, o dönem Paşa değil Enver Bey, Nuri Bey, Nuri Jonker ve Ali Fethi Okyar olacak olan kişi daha sonra. Bunlar hep tarihimizde tanıdığımız kişiler. Bunlar arkadaşlar Trablusgarp'a gönüllü subaylar olarak giderler. 5. Mehmet Reşat her bir subayına ayrı ayrı mektuplar yazar, yanlarında gönderir. Der ki size gönderdiğim subaylarıma itimadım tamdır. Onlara kefereye karşı mücadelelerinde destek olunuz ve İtalyan tüccarlarla ticareti kesiniz. O zaman bana şunu söyle. Osmanlı Devleti İtalya'nın Trablusgarp'ı işgaline karşı aldığı tedbirler arasında 1. Gönüllü subayları bölgeye yollamak, 2. İtalyan tüccarlara ambargo uygulamak vardır diyebilir miyiz? Artılar alayım. Evet.
diyebiliriz değil mi arkadaşlar? Güzel. O zaman İtalya'ya ambargo uyguladığımızı unutmayın. Ardından Mustafa Kemal, Şerif Bey, gazeteci Şerif Bey lakabıyla Trablusgarp'a gitmiş. Gazeteci kılığına girmiş. Enver Bey Hamdi sahte adıyla, o da bir esnaf yani tüccar kılığına girmiş. Nuri Bey ve Ali Fethi Bey de onların yanlarında yer almışlar. Arkadaşlar burada Trablusgarp'ın Libya içerisinde olduğunu notunuzda okumuşsunuzdur ben konuşurken zaten. Bugünkü Libya olduğunu unutmayalım. Daha önce de Fas, Cezayir ve Tunus'un Fransa'nın ne zaman? 1830 yılında az önce söyledim. Mısır'ın ise 1882'de İngiltere tarafından işgal edilmiş olduğunu söyledik. Bunlar zaten ön bilgiler içerisinde de. Trablusgarp'ı işgal ediyor İtalya. Ancak arkadaşlar burada Derne ve Tobruk'ta Mustafa Kemal o kadar başarılı bir şekilde halkı örgütlüyor ki, Mustafa Kemal çok etkileyici hitabeti olan bir adamdır. Bu yüzden yani binlerce insanın peşini sürüklemesinin bir sebebi de bu. Bu arada Osmanlı'nın aldığı tedbirler arasında bir şey daha var, onu da unutmayalım. Bu da arkadaşlar halifelik gücünden yararlanmaktır. Bakın Osmanlı Devleti padişahları Yavuz Sultan Selim itibariyle halifedir. İslam dünyasının koruyucusudur. Ancak o kadar güçlü bir devlettir ki Osmanlı Devleti, hiçbir zaman halifelik gücünden yararlanmaya ihtiyaç duymamıştır. Sancak-ı şerif çıkarma ihtiyacı duymamıştır. Ne zamana kadar? Bir, bunu kullandığı iki yer var. Daha doğrusu üç yer var. Henüz gelmedim bir diğerine. Birincisi 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması'nda arkadaşlar. Birinci Abdülhamit zamanında Rusya ile yapılan anlaşmada Kırım'a bağımsızlık verirken, Kırım'ın Müslümanlarının hilafet yönünden Osmanlı'ya bağlı olması gerektiği söyleniyor. İlk kez halifelik gücünden Osmanlı Devleti burada yararlanmış. 2. 1911'deki Trablusgarp Savaşı'nda yine Osmanlı Devleti ya halifelik gücünden yararlanarak 5. Mehmet Reşat yanındaki subaylara gönderdiği mektup içerisinde buradaki Müslümanların örgütlenmesi ve kefereye karşı mücadele etmesi. O zaman fikir akımlarından Trablusgarp Savaşı'nda Osmanlıcılık fikir akımı mı etkili olmuştur, ümmetçilik fikir akımı mı etkili olmuştur? Hangisi işe yaramıştır arkadaşlar? Osmanlı Devleti hangisini kullanmıştır? Ümmetçilik fikir akımını kullanmıştır. Bir diğeri ise 1914-18'deki Birinci Dünya Savaşı'nda olacak. Araplara karşı Müslüman Arapların yanında, onların bizim yanımızda yer alması için yine Sancak-ı Şerif çıkaracak Sultan 5. Mehmet Reşat. Ancak Araplar ümmetçilik politikasına uymayacaklar. Bizi milliyetçiliğe satacaklar arkadaşlar, kendi milli devletlerini kurmak için. Ama biz her zaman ne diyoruz? Ağaçtan maşa, Araptan paşa olmaz diyoruz. Benim bölüm başkanımın ünlü lafıydı. Hep kulağıma küpedir. Araplar 1. Dünya Savaşı'nda bizi satıyor. O zaman şuna bakalım. Küçük Kaynarca Anlaşması bir prosedürdü. Halifelik gücünden Osmanlı Devleti'nin ilk kez faydalandığı anlaşmadır. 2. Trablusgarp Savaşı'nda ümmetçilik fikri, halifelik gücü olumlu sonuçlanmıştır. 1. Dünya Savaşı'nda ümmetçilik Osmanlı Devleti'nde işe yaramamış, olumsuz sonuçlanmışlar. Araplar milliyetçilik fikrinden etkilenmiştir diyoruz arkadaşlar. Bu bizim için genel bilgi ve ezber bilgidir. Size soru çözdürür. Evet, o zaman baktığımızda Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'daki son toprak parçası da işgal edilmiş. Burada az önce bahsettiğim İtalya'nın sömürge yarışında katılmak istemesi, yani buradaki Trablusgarp'taki taş kömür yataklarının olması, burayı coğrafi olarak yakın olduğunu söylemesi, bölgede İtalyan tüccarların bulunduğunu söylemesi, Osmanlı Devleti'nin burada çağdaş olmaması, yani sözde çağdaşlık götüreceklerini iddia etmeleri, ama asıl sebep ham madde yatakları yani taş kömür yataklarının olmasıdır. Ama göstermelik olarak İtalya bunu söylemiyor. Diyor ki biz bu sebepten işgal ediyoruz. Bu arada tabii ki İtalya'nın Trablusgarp'ı işgali ilk sömürgeci işgaldir. Bunlar notlarda var zaten hepsi özellikleri. İlk sömürgeci işgaldir. Sömürgecilik eşittir
emperyalizmdir arkadaşlar. Emperyalizmdir. O zaman dünya üzerindeki ilk emperyalist savaş aşağıdakilerden hangisidir derse Trablusgarp Savaşı'dır diyoruz. İlk büyük emperyalist savaş Birinci Dünya Savaşı'dır. En büyük emperyalist savaş ise İkinci Dünya Savaşı'dır. Ölüm sayısı bu Hiroşima ve Nagasaki dolayısıyla daha fazla olduğu için. Evet, Mustafa Kemal Derne ve Tobruk'ta, Enver Paşa Bingazi'de çeşitli başarılar elde etseler de özellikle Mustafa Kemal Derne ve Tobruk'ta, Trablusgarp'taki Derne ve Tobruk'ta ilk askeri başarılarını kazanmıştır arkadaşlar. İlk askeri başarılarını kazanmıştır. Mustafa Kemal'in tarih sahnesine çıkışı 31 Mart vakasındadır. Mustafa Kemal'in ilk askeri başarılarını kazanması Derne ve Tobruk'ta Trablusgarp Savaşı'ndadır. Mustafa Kemal'in uluslararası alanda ilk kez tanınması ise Çanakkale Savaşı'yla gerçekleşecektir arkadaşlar. Biz bu şeyleri mutlaka bilelim. Peki sonra ne olmuş? Bakmışlar ki İtalyanlar, yahu ne oluyor? Bu adamlar hani biz şeydik, galip gelecektik, asker bile gönderememişlerdi bu bölgeye deyip arkadaşlar Osmanlı Devleti'ni barışa zorlamak amacıyla, tekrar bir önceki slayta döndüm, haritadan göstereceğim. Osmanlı Devleti'ni barışa zorlamak amacıyla gitmişler. Bakın, Çanakkale Boğazı'nı abluka altına almışlar ve aynı zamanda Rodos ve 12 adayı, burada gözükmüyor, Rodos şurası, Rodos ve 12 adayı arkadaşlar çevirmişler, yani işgal etmişlerdir. Osmanlı Devleti denizden herhangi bir müdahalede bulunamaması dolayısıyla bir. İki, bu arada şurada Rusya var. Bakın şurada Rusya var. Rusya, Balkan devletlerini, kimler bağımsızlığını kazanmıştı bu döneme kadar? Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan, Karadağ ve Romanya. Romanya'yı ayırdım. Sırbistan, Yunanistan, Bulgaristan ve Karadağ veriyor gazı, diyor ki Osmanlı zaten şimdi diyor İtalya ile savaşta. Size diyor dokunamaz. Siz diyor savaş açın Osmanlı'ya. Ben sizi destekliyorum diyor. Biz bu politikasını aynı zamanda Slavlaştırma, yani Panslavizm diyoruz. Rusya'nın Panslavist politikayla Balkanları kışkırtması üzerine Balkan savaşları patlak veriyor. Trablusgarp Savaşı devam ederken aynı zamanda İtalya Osmanlı Devleti'ni barışa zorlamak için Çanakkale Boğazı'nı top ateşine tutup aynı zamanda Rodos ve 12 adayı çeviriyor ve böylece Osmanlı Devleti eller yukarı deyip mecburen ateşkes anlaşması imzalayarak Uşi Anlaşması'yla Trablusgarp Savaşı'ndan çekiliyor arkadaşlar. Öyleyse Uşi Anlaşmamıza bakalım. Evet hocam, birazdan bitireceğim, merak etme. Şu şeyi ne kadar sıkıldın mı Elif ya? Sıkıldın mı benim dersimden? Çok ayıp ya. Evet, ben ne zaman bitti dersem o zaman biter benim dersim. Evet, geldik Uşi Anlaşması'na. Arkadaşlar, Uşi Anlaşması'yla Trablusgarp ve Bingazi, bakın Enver Paşa Bingazi'de, Mustafa Kemal Derne ve Tobruk'ta. Ama sonuç olarak Trablusgarp ve Bingazi, yani bütün Trablusgarp, Libya toprakları İtalya'ya bırakılıyor. Böylece Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son toprak parçasını kaybediyor. Cezayir'i 1830'da, 1882'de de İngiltere'ye, Mısır'ı kaybettim. Şimdi de İtalya'yı kaybettim. Kuzey Afrika'da toprak parçam kalmadı. Osmanlı Devleti böylece nasıl diyelim, iki kıtada, yani Asya ve Avrupa kıtalarında sıkışmış oluyor. Görüşürsünüz hocam. Evet. Tamam, bakın sıkıştı iki tane şey arasında. O zaman biz diyeceğiz ki Osmanlı Devleti üç kıtadan iki kıtaya düştüğü ne zaman? Uşi Anlaşması'yla. Ayrıca bölge dini bakımdan Osmanlı Devleti'ne bağlı olacaktır. Az önce bahsettiğim bir anlaşma vardı. 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması. Kırım için de Osmanlı padişahı bunu yapmıştı. Aynı şey şimdi ümmetçilik politikası. Yine bakın padişah, yine 5. Mehmet Reşat bu kez Osmanlı Devleti'ne bağlı, halkının bağlı olmasını, yani ümmetçilik fikrinin işe yaradığı yer Trablusgarp Savaşı olarak yine kabul ediyoruz. Sonra ne oluyor? Burada garip olan şey şu. Rodos ve 12 ada İtalya'ya bırakılıyor. Ya adamlar adaların peşinde değildi ama şimdi bir Balkan Savaşı patlak verdi ya. Balkan Savaşı'nda Yunan gavuru bizim burnumuzun dibinde. Rodos ve 12 adayı alırlar diye korkudan
Diyoruz ki İtalya'ya, nasıl olsa barış yaptık. Sen bu adaları tut, ben işim bitince senden alacağım diyoruz. Yani gerçekten bir akıl tutulması bence. Yani doğal olarak İtalya bunu yut anlıyor ve adaların üstüne yatıyor arkadaşlar. Tabii ki geri alamıyoruz. Emanet olarak, aynen öyle hocam. Emanet olarak adaları veriyoruz. Ancak gidiş o gidiş. Şimdi burada şu ezberi yap. Birinci, şimdi ardından biz şimdi Trablusgarp Savaşı ile Rodos ve 12... Bak Ege Adaları başka. Ege Adaları başka. Rodos ve 12 ada başka. Tamam mı? Ege Adaları bizim buradaki hani şimdi gezdiğiniz şey var ya, Mykonos, işte Santorini falan filan. Bunlar Ege Adaları. Ama adını bile söyleyemediğiniz adalar var böyle. 5 harf yan yana sessizler. Onlar 12 ada. Rodos ve 12 adayı ben Trablusgarp Savaşı'yla kaybediyorum. İtalya'ya emanet veriyorum. Ardından bir savaş daha yapacağım. Birinci Dünya Savaşı. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra da yine Lozan Anlaşması'yla da, Osmanlı imzaladığı Sevr Anlaşması'yla da yine Rodos ve 12 ada İtalya'ya bırakılıyor. Daha sonra Çağdaş'ta konuşacağız. İkinci Dünya Savaşı'nda İtalya'da Mussolini gibi bir deli çıkıyor. Ve diyor ki bütün Akdeniz benim olacak. More Nostrum. Bizim deniz diyecek Akdeniz'e. Akdeniz'de mağlup olunca bu kez Mussolini 1947 yılında Paris Anlaşmalarını imzalayacak ve daha Osmanlı'nın ona savaşmadan verdiği Rodos ve 12 adayı Yunanistan'a bırakmak zorunda kalacak. O zaman bana şunu oturtmanı istiyorum. Rodos ve 12 ada Trablusgarp Savaşı'ndan sonra Uşi Anlaşması elimden çıktı. Bir daha asla Osmanlı toprağı olmadı. Ve şu an günümüzde Yunanistan'a ait adalardır. Ve Yunanistan'a bırakan Osmanlı'dan Yunanistan'a değil, İtalya'dan Yunanistan'a geçmiştir arkadaşlar. Tamam mı? Ege adalarını ise ben Balkan Savaşları'nda doğrudan Yunanistan'a kaptıracağım zaten. Balkan Savaşları'nı konuşurken tek uzemde anlatacağız arkadaşlar bunları. Bir daha zaten tekrar edeceğiz. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Tekrar etmemi istediğiniz bir yer var mı arkadaşlar? Bakın burada şu adalar nerede olduğu çok önemlidir. Ege adalarıyla 12 ada çok karışır. Lütfen bunlara dikkat edin. İkisi Ege adaları bizim bu biraz daha bize yakın olan adalar. Rodos ve 12 ada daha Akdeniz'de kalan adalardır arkadaşlar. Evet, 1947'de İtalya'dan Yunanistan'a geçiyor hocam. 1947 Paris Anlaşmalarıyla 2. Dünya Savaşı sonunda imzalanan anlaşmadır. Güzel. Notlarımızı da tekrar edelim o zaman. Mustafa Kemal ilk askeri başarılarını Derne ve Tobruk'ta, Trablusgarp Savaşı'nda Derne ve Tobruk'ta aldı. Binbaşı rütbesiyle arkadaşlar. Bu savaşta ilk kez İtalya tarafından uçak kullanılmıştır. Bu yüzden Osmanlı Devleti'nde de uçak yapımı, yapımı değil de montajı için çeşitli atılımlar yapılmış. Bu sebeple Türk Hava Kuvvetleri'nin kuruluş tarihi 1911 yılı olarak arkadaşlar kabul edilmektedir. Kara Kuvvetleri'nin kuruluş tarihi M.Ö. 209. Metehan'ın tahta çıkış tarihi. Ancak Hava Kuvvetleri'nin kuruluş tarihi ise 1911 yılı Trablusgarp Savaşı olarak kabul edilmiştir şu an günümüzde. Yine ilk emperyalist, ilk sömürgeci işgal olduğunu unutmayalım. Ve Osmanlı Devleti artık Asya ve Avrupa kıtasında hakimiyet sürecek olduğunu söyleyelim. Evet, Mustafa Kemal'in burada yaralandığını, bir şarapnel parçası geliyor ve gözünde gözüne geldiğini biliyoruz. Bu yüzden işte bazı şeyler bence terbiyesiz olan tarihçiler Kör Kemal falan bile yazıyorlar adam hakkında. Gerçekten bütün dünya üzerinde liderler üstü bir lider olmasına rağmen bu kadar çok hakkı verilmeyen insandır Atatürk diye düşünüyorum. Vallahi üzgünüm yani şahsen. Evet, neyse ki bizler varız. Ne olduğunu biliyoruz. Evet, Osmanlı Devleti'nin son dönemde kullandığı, son dönem derken hocam milliyetçilik fikrinden etkileniyor. Yani milliyetçiliktir, Türkçülüktür. Çünkü Osmanlı azınlıklar bağımsızlıklarını kazanıyorlar. Onlar bağımsızlıklarını kazandığı için Osmanlı Devleti Türkiye kalıyor. Yani o saatten sonra başka bir
ne diyorlar ona, fikir akımı ne yapacak? Ümmetçilik mi yapacak? Araplar sizi satmış zaten. Sen hala araba, İslam, İslam, Müslümanlık diyemezsin. Adam zaten gitmiş İngiliz'le anlaşmış. Gizli anlaşma yapmış. Bunların hepsini konuşacağız. Tamam mıyız? Evet, öyleyse üzgünüm. Güzel şeyler çabuk biter arkadaşlar. Güzel dersimizin sonuna geldik. Balkan savaşlarıyla tek uzamda devam edeceğiz. Hepiniz geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hayatın akışına kapılıp tarih çalışmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın, hakkınızı helal edin. Görüşmek üzere, hoşça kalın arkadaşlar.